Herkese merhabalar. Bu hafta sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz Tesla Model Y'yi inceleyecek ve test sürüşüne çıkaracağız. Sonunda Tesla herkesin alabileceği bir SUV aracı üretti. Bunun dememin sebebi ise Model X'lerin 85 bin dolardan başlıyor olması. Bu gördüğünüz 2020 model long range, yani uzun mesafe Model Y ve başlangıç fiyatı 50 bin dolar. Vergilerden sonra vergi kredisi alıyorsunuz Amerika'da 7.000 dolar indirimle 43.000 dolardan başlıyor ve istediğiniz diğer özellikleri ekledikçe fiyat artabiliyor. Ama fiyatı bence çok makul bu araç için. Ve ayrıca Model Y'ler iki farklı modelden satışa sunulmakta. Long Range ve Performans modeli, bu gördüğünüz Long Range. Performans modeli ise 60.000 dolardan başlıyor. Vergi kredilerinden sonra 53.000 dolar. Performans modelleri 3.5 saniyede 0'dan 100'e çıkabiliyor. Bu gördüğünüz model ise 0'dan 100'esi 4.8 saniye. Ve bence performans yönünden yine birçok SUV'ye göre çok çok daha iyi. Aracı incelemeye başlamadan önce biraz Tesla'dan bahsetmek istiyorum. 2003 yılında kuruldu Elon Musk tarafından ve 18 yıl içerisinde dünyanın en büyük otomobil devi haline geldi. 2003 yılından önce de birçok elektrikli araç vardı ama hiçbiri Tesla kadar başarılı olamadı. Özellikle 2017 yılında Model 3'ü çıkarmasıyla Tesla'nın satış ofislerinin önünde kuyruklar oluştu. Sanki Apple yeni bir iPhone çıkarmış, herkes kuyruğa giriyormuş gibi ilk defa herkes dünyada bir araba için kuyruğa girildiğini gördü. Bu aracın incelemesinde özellikle Model 3 ile karşılaştırmasını fazlaca yapacağım. Çünkü parçalarının %70'inden fazlası aynı o araçta ve özellikle farklılıklarını da belirtmeye çalışacağım. Aracın incelemesine arka koltuk kısmından başlamak istiyorum. Gerçekten çok ferah arka kısmı Model 3'e göre ve dizimle koltuk arasında da çok da olmasa da iyi bir mesafe var ve ön koltuk da kendi boyuma göre ayarlanmış. 1.90 boyunda birisi için bile rahatlıkla sığabiliyorum. Ve başım ile tavan arasında da iyi bir mesafe var. Zaten cam tavan ve bu cam tavan daha ince bir camdan yapılmış. Özellikle birazcık daha mesafe bırakılabilmesi için. Yan kısımlarda gördüğünüz gibi eğer cam tavan değil de normal olsaydı büyük olasılıkla başınız biraz tavana değiyor olacaktı. Orta kısımdaki koltuk ise 3 kişinin oturması için bence yeterli değil. Biraz daha geniş olması çok daha iyi olurdu. Ama koltukları gerçekten çok rahat. Ve orta kısımda 2 adet klima venti bulunuyor. Ve hemen alt kısımlarında ise birer adet, her iki tarafa da birer USB-C eklenmiş. Ama bunun eksik yanı ise arka kısımdan bu ventleri kapatıp açamıyorsunuz. Bunun için öndeki ekrandan sürücünün ya da sürücünün yanında oturan kişinin açıp kapaması lazım. Bence büyük bir eksiklik. Arka kısma da tuş konulması lazım. Ve aynı zamanda aracın koltukları da ısıtmalı koltuklar ama aracın ısıtmalı koltuklarını çalıştıramıyorsunuz arka kısımdan. Yine ön kısımdaki ekrandan sadece yapılabiliyor. Arka koltuklardaki güzel bir özellikten bahsetmek istiyorum. İsterseniz arka kısımda oturan kişi buradaki yere basılı tutarak arkaya itiyorsunuz ve koltuk arkaya doğru yaslanıyor. Böylelikle daha rahat seyahat edebiliyorsunuz. Ve aynı şekilde bu kısma basarak buradaki koltuğu tamamen indirebiliyorsunuz ve böylelikle bagaj hacminizi artırabilirsiniz. Ve sırada aracın arka kısmına geçiyoruz. Hemen üst kısımda gördüğünüz gibi çok güzel karbon fiber bir spoiler bulunuyor. Muhtemelen sonradan eklenmiş. Orta kısımda ise ikonik Tesla logosu. Arka stoplar full LED. Aracı şarj etmek için ise burada far gibi gizlenen kısma basıyorsunuz. Ve bu kısımdan araçla birlikte gelmiş olan kabloyla şarj edebiliyorsunuz. Evinizde isterseniz ya da şarj yerlerinde zaten o kablolar hazırda bulunuyor. Onlarla da şarj edebilirsiniz. Full şarj ile 326 mil, yani yaklaşık 525 kilometre gidebilirsiniz. Performans modelini alırsanız 303 mil ve yaklaşık o da 487 kilometre ediyor. Sırada aracın bagaj kısmına geçiyoruz. Model 3'e göre bagaj hacmi 4 katı daha fazla büyüklükte. Aracın boyutu BMW'nin X3 ve Jeep'in Grand Cherokee'si ile hemen hemen aynı. Bagaj hacimleri de o araçlarla aynı. Ama bu araçta ekstra bagaj yeri bulunuyor bu arka kısımda. Birazdan size onu da göstereceğim ve hemen yan kısımda da iki adet tuş bulunuyor. Bu tuşlardan isterseniz arka koltukları yatırabiliyorsunuz ama aynı zamanda tekrardan tuşlara basarak
kaldıramıyorsunuz. Böyle bir özelliğin eklenmesi bence çok iyi olur. Bagajın hemen sol iç kısmında ve hemen sağ kısmında daha derin yerler bulunuyor. Bu kısımlara daha uzun eşyalarınızı ya da yuvarlanacak eşyalarınızı koyabilirsiniz. Mesela bu eşya bu kısımda durduğu sürece sürüş esnasında yuvarlanacaktır. Ama bunu bu kısma koyarak bunu engelleyebiliyorsunuz. Bence güzel bir özellik. Ayrıca bu alt kısmı açtığınızda daha büyük bir hacim sizi bekliyor. Bu kısma da 2 adet sırt çantanızı rahatlıkla koyabilirsiniz. Bununla da bitmiyor. Bu kısımda da daha küçük bir bagaj yeri daha var. Bu kısma istediğiniz eşyaları koyabilirsiniz. Özellikle pikniğe gittiğinizde farklı eşyalar bu kısma rahatlıkla sığabilecektir. Bu kısımda da gördüğünüz gibi kablosu bulunuyor. Şarj kablosu aracın. Bence bagaj hacmi çok iyi büyüklükte. Ve ayrıca isterseniz ortada bulunan koltuğu tekli olarak indirebiliyorsunuz. Böylelikle kayağa gitmişseniz kayak eşyalarınız bu kısma rahatlıkla sığacaktır. Buradaki tuhaf kısmı ise burada çıkıntı şeklindeki demir. Bu demir zaten o koltuğu tutuyor. Ama bunun farklı bir dizaynda olması bence çok daha iyi olurdu. Aracın bagajından bahsetmişken bir de ön bagaja göz atalım. Buradaki dokunmatik ekrandan ön bagajı açabiliyorsunuz. Ve ön bagaj kısmına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça iyi bir bagaj hacmine sahip. Sırt çantanızı rahatlıkla koyabilirsiniz. Özellikle ıslak eşyalarınızı mesela kayak sonrası bu kısma koyabilirsiniz. Bu kısımlar tamamen plastik. Böylelikle arka kısımdaki halılı yeri ıslatmamış olursunuz. Ve sırada aracın yan kısmına geçiyoruz. 20 inçlik çok güzel jantlarla geliyor. Bunlar standart jantlar değil. Standartları ise 19 inç. Bunlar için 2000 dolar daha fazla vermeniz gerekiyor. Lastikler ise Goodyear lastikler. SUV'ler için bence iyi bir tercih. Ve aracın normal diskleri ve kaliperleri bulunuyor. Bunlar Tesla'nın kendi kaliperleri. Aracın birçok yerinde gördüğünüz gibi kamera bulunmakta. Bunlar da otopilota yardımcı oluyor. Bu araçta otopilot özelliği eklenmemiş ama onu eklemek istiyorsanız 10.000 doları daha gözden çıkarmanız lazım. Ayrıca aracın rengi beyaz. Bunlar standart renk. Farklı renk istiyorsanız 1000 dolar daha fazla ödemeniz lazım. Ve aracın iç kısım rengi standart olarak siyah geliyor. Bir de beyaz opsiyonu var bu araçta olduğu gibi. Bunun için de 1000 dolar daha fazla ekstra ödemeniz lazım. Bununla da bitmiyor. Çekici aparatı eklemek isterseniz arka kısma bunun için de 1000 dolar daha fazla vermeniz lazım. Ama bunlara ihtiyacınız yoksa aracı standart olarak alıp 43.000 dolar artı vergiler verebilirsiniz. Evet ve sırada yavaştan iç kısma doğru geçiyoruz. Peki bu aracın iç kısmına nasıl geçiyorsunuz? Standart bir anahtarı bulunmuyor bu aracın. Ekranda gördüğünüz gibi otel kartına ya da kredi kartına benzeyen bir kartla geliyor. Bu kartı hemen bu kısma okutarak aracı açabiliyorsunuz. Ve ondan sonra bu kısma basarak buradaki kulpu çekiyorsunuz. Aslında burada dikkatinizi çekmek istediğim noktalardan birincisi kapı kulpunun gördüğünüz gibi siyah olması. Model 3'lerde sadece krom var. Yani Model 7 bu özelliğin eklenmesi çok güzel olmuş. Diğer bir özelliği ise kapıyı açtıktan sonra araç zaten çalışıyor halde. Yani içeri girdikten sonra ekstradan push start'a ya da aracı çalıştırmanıza gerek yok. Araç çalışır durumda. Gaza basarak devam edebilirsiniz. Ve sırada aracın iç kısmına geçiyoruz. İlk bahsetmek istediğim şey ise aracın koltukları. Model 3'teki koltuklarla tamamen aynı. Peki bu koltuklar nasıl oluyor da daha yüksek olabiliyor? Bunun sebebi de koltuğun alt kısmına bir platform eklenmiş. Bu platform sayesinde araç daha yüksek olduğu için kendinizi daha yüksekte hissediyorsunuz. Bence bunu farklı şekillerde yapmaları daha iyi olur. Sadece aynı koltuğun kullanılması bence biraz garip olmuş. Ve sırada aracın iç kısmına geçiyoruz. Teknoloji yönünden mükemmel Tesla'lar. Umarım diğer araçlar da bu seviyeye gelir. Bir an önce sizi bekletmeden hadi aracın teknolojisini inceleyelim. Aslında kapısından önce bahsetmek istiyorum. Kapıyı açmak için buradaki tuşa basıyorsunuz. Ve kapıyı iterek açabiliyorsunuz. Buradaki elektronik aksamın pili biterse eğer bu kısımda manuel açmanız için de bir kulp bulunuyor. Kulpu çekerek kapıyı açabiliyorsunuz. Aracın iç kısmı tamamen minimal gördüğünüz gibi. Çok güzel duruyor özellikle beyaz rengi. Aracın dış kısmının rengi ile çok uyumlu. Aracın direksiyonu gördüğünüz gibi oldukça sade. Orta kısımda Tesla logosu bulunuyor. Hemen solda ve sağda bir adet tuş var. Bu tuşlardan hemen hemen her şeyi kontrol edebiliyorsunuz bu araçta. Ve orta kısımda da büyük bir ekran. Gördüğünüz gibi bu sol tuştan şu an aracın sadece sesini açıp kapatabiliyorsunuz.
Ama isterseniz buradaki tuşa bastıktan sonra sesli komut vererek farklı özelliklere geçebiliyor buradaki tuş. Mesela basalım. Steering wheel adjustment. Şu an gördüğünüz gibi bu tuşla direksiyonun ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Gerçekten çok cool bir özellik. Sırada bunu kapatalım. Tekrar farklı bir özelliği yapmaya çalışalım buradaki tuştan. Mirror adjustments. Ve gördüğünüz gibi bu kısımdan dikiz aynalarını kontrol edebiliyorsunuz şu an. Süper bir özellik. İsterseniz sağ kısma geçerek sağdaki dikiz aynanın ayarlarını değiştirebilirsiniz. Sırada hemen en baştaki araç kısmına basalım. Gördüğünüz gibi birçok özellik bulunuyor. Bu araçta değiştirebileceğiniz. Birçok araçta bu özellikler maalesef yok. Bunlarla oynayamıyorsunuz. Standart olarak geliyor. Ve ayrıca dikkatinizi çekmek istediğim diğer güzel bir nokta ise burada gördüğünüz 3 boyutlu görüntü aracın kendisiyle aynı. Aracın rengi beyaz. Ve gördüğünüz gibi aracın koltukları da beyaz gösteriyor. Orijinaliyle aynı. Bence süper bir özellik. Ve dediğim gibi isterseniz buradan ön bagajı açabiliyorsunuz ya da arka bagaj kısmını, buradan da şarj yerini açabilirsiniz. Bence süper bir özellik. Müzik kısmına geçtiğinizde ise bu kısmı yukarı doğru kaldıralım. Gördüğünüz gibi farklı radyo kanallarını da seçebilirsiniz. İsterseniz bu araçta karaoke de yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok çok eğlenceli bir araç. Buradan da müzik ses ayarlarını yapabilirsiniz. Hemen buradaki üçüncü kısma bastığınızda ise mükemmel çözünürlükte 3 kamera açısını görebilirsiniz. Tekrar bu kısma basalım. Bu kısımdan da öndeki silecek ayarlarını yapabilirsiniz. Ve diğer bir özelliği ise bu araçta isterseniz buradan toplantılarınızı, her şeyi bu kısma ekleyebilirsiniz. Size hatırlatma yapacaktır. Ve bu kısımdan da ne kadar şarjınız kaldığını görebilirsiniz. Şu an 187 millik şarjı kalmış aracın. Gördüğünüz gibi burada da Supercharging Station'da 16 dolara aracı şarj edebilirsiniz diye bir bilgi çıkıyor. Ve tekrar sesli komutla farklı bir yere gidelim. Benim sevdiğim bir özelliğine. Open Games. Ve oyunları açıyor. Gerçekten muhteşem. Özellikle buradaki favori oyunlarımdan birisi de Solitaire. Tekrardan oyna tuşuna bastığınızda aracınızda birisini beklerken ya da eşinizi beklerken buradan oyun oynayabilirsiniz. Bence süper bir özellik. Gerçi bu oyuna niye başladım? Şimdi duramayacağım bu oyunu bitirmeden. Diğer güzel bir oyunu ise araçtaki, buradan çıkalım bu oyundan. Tekrardan sesli komut vereceğim ama isterseniz bu kısımdan da oyunları açabiliyorsunuz. Buradan da isterseniz yarış oyununu oynarken zaten aracın direksiyonunu kullanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yüklenmesi yaklaşık 5-6 saniye sürüyor. Bekliyoruz. Beach Buggy Racing, Tesla'nın. Daha önce hiç oynamadım. Bakalım nasıl olacak. Tek kişilik. Devam edelim. Hadi kolay olan bir bölümü seçelim bari. Ekran çözünürlüğü çok çok iyi. Ve joystick'e ihtiyacınız yok. Direksiyonla oynuyorsunuz oyunu. Ve gerçekten bayağı eğlenceli. Yani eşinizi alışverişe bıraktığınızda ya da birisini beklerken arabanızla, çocuğunuzla birlikte oyun oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi acemi bir şoförüm oyunlarda. Pek de iyi olduğum söylenilemez. Ve direksiyonla oynamak gerçekten ayrı bir zevk katıyor. Buradan tekrardan oyunlar kısmına girelim. Birçok farklı oyun var, isterseniz tavla atabilirsiniz. Özellikle şu an Covid döneminde arkadaşlarınızla birlikte arabada buluşup kahve içeceğinizi ya da çayınızı alıp buradan isterseniz bir de tavla oynayabiliyorsunuz. Bence süper bir özellik. Zaten zarları da otomatik olarak atıyor.
Farklı oyunlara da bakalım. Gördüğünüz gibi birçok oyunu barındırıyor. Ve bir diğer özelliği ise isterseniz bu kısımdan Toybox diye bir bölümü var. Bu kısma girip isterseniz kendiniz bu kısımlara bir şeyler çizebiliyorsunuz. Buradan Exit Game yapalım. Gördüğünüz gibi istediğiniz şeyleri bu kısma çizebiliyorsunuz. Bir Gene Ali çizelim. Benim çizimimden de bu kadar olur. Tekrardan Toybox'a giriyoruz. Diyelim ki sevgiliniz ya da eşinizle arabadasınız, kahve içiyorsunuz, güzel manzaralı bir yere gittiniz. Buradan isterseniz romansı seçip buradan get cozy diyor. Güzel bir ambiyans oluşturabilirsiniz. Tekrardan Toybox'a girelim. Buradan isterseniz Mars'ı seçip buradan da Mars'ın yüzeyini görebiliyorsunuz. Bence çok cool bir özellik. Tekrardan Toybox'a girelim. Buradan farklı şeyler de var isterseniz yolu rainbow şeklinde ki bir renge de dönüştürebiliyorsunuz. Çok farklı eğlence özellikleri bulunuyor bu araçta. Ve dediğim gibi ısıtmalı koltukları da bu kısımdan açıp kapatabiliyorsunuz araçta. Hoşuma giden kısmı ise buradan klima ayarları. Gördüğünüz gibi kliması aracın fanlar bu kısımda tamamen boydan boya. Buradan istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Mesela yönünü biraz sola çevirebiliyorsunuz ya da sağ kısma. Bu kısımlarda da aynı şekilde bunların ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Buradan da ısıtmalı koltuklar kısmına geçtiğinizde arka koltuklar da ısıtmalı ama diğer araçlarda görmediğim biçimde orta koltukta da ısıtma var. Keşke koltukta birazcık daha büyük olsaydı ve ayarları da arka kısımdan da kontrol edilebiliyor olsaydı. Sadece buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ve ayrıca isterseniz aracınızdan internete de girebiliyorsunuz. Biraz yavaş bir bağlantı ama sonuçta çalışıyor. Güzel bir özellik araçta olması. Ve son günlerin modası Amazon. Herkes artık online'dan sipariş veriyor. Şu an Amazon'un sitesine girmeye çalışıyor. Buradan istediğin şeylerin siparişini verip evinize gönderebilirsiniz. Unutmadan aracın diğer farklı özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Özellikle sürüş kısmından bu araçta. Gördüğünüz gibi hızlanması 2 adet. Chill bir de standart. Şu an standart modda kullanacağım birazdan aracı test sürüş yaparken. Direksiyon kontrolü de Comfort, Standard ve Spor moduyla geliyor. Spor modunda zaten performans aracını kullanırken daha rahatlık sağlıyor. Bu kısımdan da gördüğünüz gibi frenleme standart bölümde bırakılmış. İsterseniz buradan Stopping modda, Hold'da şu an Creep ya da Roll moda da alabiliyorsunuz. Bu kısımdan da otopilot özelliklerini görebilirsiniz. Bu araca otopilot özelliği eklenmemiş şu an. Ve hemen alt kısmında da isterseniz torpido kısmını açmak için bir yer bulunuyor. Basarak torpido kısmını da açabiliyorsunuz. Torpidosu da hiç fena değil. Standart bir büyüklükte. Ve navigasyon. Tekrar bu Mars ekranını kapatalım. Bu kısma girerek kapatabiliyorsunuz. Şu an normal harita modundayız. Oldukça güzel. Ve aynı zamanda haritanızda isterseniz kısma basarak şarj yerlerini, size yakın olan şarj yerlerini de gösteriyor. Şarja ihtiyacınız olduğunuzda gördüğünüz gibi. Ve ekranın alt kısmında bu kısma bastıktan sonra 2 adet telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebilirsiniz. Ve hemen bu kısma bastığınızda da ekstra bir depolama yeri var. Bu kısmı yavaşça kapatmanız lazım. Magnetik bir yer. Eğer yavaşça kapatmazsanız size bir uyarı veriyor Tesla. Bunu çok nazikçe kapatmanız isteniliyor. 2 adet içecek yeri var. Ve kol dayama kısmı da oldukça geniş. Bu kısmı açtığınızda burada küçük bir yer bulunuyor. Eşyalarınızı koymak için. İsterseniz cip çerez de koyabilirsiniz film izlerken. Ve oldukça geniş büyüklükte bir depolama yeri daha. Ve 12 voltluk bir şarj yeri var. Aracın özelliklerinden yeterince bahsettik. Sırada bu elektrikli aracı yola çıkarma sırası. Ve sırada sürüş kısmına geçiyoruz. Sürüşe geçmeden önce bu gördüğünüz kartı bu kısma yerleştirmeniz lazım. İçeceklerin tam arka kısmına aracı kullanabilmeniz için. Ve zaten buradaki koldan da drive modu alıp aracı
sürüşe geçiriyorsunuz. Araç gerçekten çok sessiz. İç kısmı da çok ferah, zaten cam tavan olmasından dolayı iç kısmı ışık alıyor dışarıdan. Ve üst tavan da sıcak havalarda da sizi rahatsız etmiyor. Diğer güzel bir özelliği, şu an bir stop sign'a geldim. Gördüğünüz gibi stop levhası da çıkıyor. Sağda görünen levhayla aynı. Bence süper bir özellik. Rengi bile öyle, kırmızı. Aracın iç kısmına oturur oturmaz ilk fark ettiğiniz şey bu aracın çok sessiz olduğu. Zaten elektrikli motordan, ayrıca bir de çok iyi bir yalıtım yapılmış bu araçta. Bütün modellerinde böyle yalıtımı tutturamasa da gerçekten giderek kendini geliştiriyor Tesla. Ve dönüşleri de çok iyi alabiliyorsunuz. Direksiyon kontrolü gayet iyi. Koltukları da çok çok rahat. Yani bu aracın model 3 ile karşılaştığınızda performans modeli bu araca göre biraz daha hızlı. Bu aracın 0'dan %'si 4.8 saniye. Eğer performans modelini alırsanız Model Y'nin 3.5 saniyede çıkabiliyorsunuz. Yaklaşık 384 beygir gücünde bu araç ve 500 Nm torkun üzerinde güzel bir performansa sahip SUV'lere göre. Yanlış hatırlamıyorsam BMW X3 M Competition'ında 0'dan %'si 3.3 saniye civarındaydı. Performans modelini alırsanız 3.5, onun ayarında gücünde bir araca sahip olabilirsiniz ve çok daha az bir ücrete. Bunun yanında zaten benzinden yaptığınız tasarruf da yanınıza kalıyor. Süper bir özelliği ise bu aracın gördüğünüz gibi ekranda hemen yan kısımda bulunan uyarı hunilerini görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda bu kısımdan trafik işaretlerinin de şu an kırmızı yanıyor. Kırmızı yanıp sönüyor. Mükemmel bir teknoloji gerçekten bu araçta. Yine hemen yan kısımda huniler. Bu kısımda uyarı çubukları bulunuyor turuncu renkte. Şimdi hızlanalım bir. Hızlanması zaten muhteşem elektrikli araçların, özellikle Tesla'nın. Araçta görüş açınız da çok çok iyi. Rahatlıkla her yeri görebiliyorsunuz. Yan kısımlarda sadece dikiz aynaları biraz küçük kalmış diyebilirim. Biraz daha geniş olabilirdi. Onun dışında direksiyon kontrolü de gayet iyi. Elektrikli araçlarda zaten hızlanma mükemmel. Şimdi sırada bu aracı bir hızlandıralım. Ses çıkmıyor ama motordan baksanıza uçuyor yani. Muhteşem. Yani kolaylıkla gördüğünüz gibi 80 milin üzerinde çıkabildim kısa bir sürede. Yani elektrikli araçların gerçekten mükemmel bir performansı var. Model 3 ile iç kısmı kıyasladığınızda çok daha geniş bir araç, çok daha yüksekte. Bence iki araç arasında kaldıysanız 5-10 bin dolar daha fazla verip Model Y alabilirsiniz. Hem aile aracı hem de pratik bir araç. Yani tatile gittiğinizde ya da uzak bir yola çıktığınızda bu araçta arkadaki yolcular dahil rahatlıkla seyahat edebilecektir. Ve diğer güzel bir özelliği ise şu an yolda araçların yanlarından geçerken diğer araçların şeklini de görebiliyorsunuz ekranda. Sırada tekrardan aracı bir hızlandıralım şu an. Sıfıra kadar yaklaştı. Şimdi tekrardan aracı bir hızlandıralım. Gerçekten şahane. Kısa sürede gördüğünüz gibi tekrardan 80 milin üzerine çıkabiliyorsunuz. Elektrikli motorlar şahane. Gerçekten Tesla bu işi çok çok iyi yapıyor. Ve bahsetmek istediğim diğer bir özelliği ise, şu an yavaşlıyorum. Diğer araçları 3 boyutlu olarak etrafınızda görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen ön kısımda bir sedan araç bulunuyor ve sedan aracı görüyorsunuz. Ve bu kısımdan da bir tır geliyor hemen soldan. Ve bu kısımda tırı görebiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz bir teknoloji. Hemen sağ kısımda zaten huniler. Renkleri de turuncu. Bence aile aracı olarak mükemmel, ideal bir araç. Benzinli araç almak yerine elektrik aracı tercih edebilirsiniz. Hem doğa için iyi, hem de çok sessiz bir araç.
ve elektrikli yakıt yönünden de büyük bir tasarruf sağlayacaksınızdır. Ve hem de performans yönünden de mükemmel bir araç. Tekrardan bu aracı hızlandıralım. Şahane. Mükemmel. Zaten şu an performans spor modundayım. Şuradan ekrana da yansıtmaya çalışacağım. Sürüşe geçtik. Gördüğünüz gibi spor moddayım aslında. Performans modu diye söyledim. Tekrar standart moda geçelim. Bir de standart modda kullanalım şu an aracı. Araç dediğim gibi çok sessiz. Süspansiyonlar da çok iyi. Yoldaki pürüzleri pek hissetmiyorsunuz. Gürültü hissetmiyorsunuz, pürüz hissetmiyorsunuz. Performans yönünden mükemmel bir araç. Rahatlıkla 4 kişi seyahat edebiliyor. İşlevselliği yönünden de çok pratik bir araç. SUV arayanlar için tercihler arasında Model Y'yi de koyabilirler. Bu aracı ayrıca Model X'in yerine de tercih ederim. Model X'de çok da geniş görünen bir araç ama o kadar da geniş değil maalesef. Ve zaten kapıların da yukarı doğru açılması, wing door'ları sorunlu. Yağışlı havalarda sorun yaşıyorsunuz ya da otopark gibi yerlerde sorun yaşıyorsunuz o kapıyı açmakta. Bence bu araç o araca göre çok çok daha iyi ve ucuz. Neredeyse yarı fiyatına bu aracı alabiliyorsunuz. Şimdi tekrardan hızlandıralım. Standart modda da hiç fena değil. Tekrar frenleme, gördüğünüz gibi çok dakik frenlemesi de muhteşem. Tekrardan hızlanma. Sanki uçak kalkıyormuş gibi hissediyorum. Kalkışları çok iyi bu aracın. Aslında bahsetmek istediğim diğer bir noktada Model X'lerde görünen milden daha az mil alıyorsunuz. Mesela arabanızı şarj ettiğiniz 300 mil yazıyor ama gerçekte 280 mil civarı gibi gidebiliyorsunuz. Araç büyük olduğundan dolayı ayrıca ağır, bir de kullanıma performansına bağlı daha düşük mil alabiliyorsunuz. Ayrıca sürüş esnasında da isterseniz kameraları açabiliyorsunuz. Böylelikle aracın arka kısmını ve yan kısımlarını görebilirsiniz. Bence güzel bir özellik. Tesla Model Y için söyleyebileceğim ideal bir aile aracı. Mükemmel bir performansa sahip, güvenilir bir araç. Zaten son zamanlarda insanlar daha çok SUV araçlara yöneldiler. Böylelikle Tesla da bu kategoride Model Y'yi çıkararak diğer araçlara rakip olmak istedi. Sadece Model X büyük SUV ile değil. Benim için mükemmel bir tecrübeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz araçları aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmişseniz beğenme tuşuna basmayı, pas geçmeyin. Bir sonraki videoları kaçırmamak için de kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.